Mesela Rahman Rahim olan Allah'ın adıyla Mesed suresi, Ebu Leheb'in iki eli kurusun, kurudu ya, malı ve kazandıkları kendisine bir yarar sağlamadı. Şimdi ahir zamanın özellikleri, malı ve kazandıkları kendisine bir yarar sağlamadı. Mesela birçok insan görüyoruz, malı ve kazandıkları kendisine bir yarar sağlamıyor. Bakıyorsun, perişan bir şekilde ya bir hastanede ölüyor. Ama malı, mülkü, her şeyi kalıyor. Evet. Her gün bunun haberlerini duyuyorsunuz, değil mi? Ama İslam'a düşman, Kur'an'a düşman, mesela, evet, değil mi? Faşistlerde de bu böyle göründü, Masonlarda da göründü. Alevli olan bir ateşe girecektir. Eşi de odun hamalı. Yani evliliklerde insan eşi, adamın daha da beter yanmasına, daha beter başının belaya girmesine sebep olacak bir karakter de oluyor. İnşallah. Evet hocam, gerçekten çok önemli, değil mi, bir işaret. Onun odunu oluyor adeta. Hı hı. Yani adeta ona odun taşıyor eşi. Teşvik, yani ediyor. Yani onu tabii, evet, daha çok yakacak, hı hı, mesela. Gayrimeşru da itiyor, ahlaksız da itiyor, soyguncu da itiyor. Evet. Sürekli onun adeta yanması için daha fazla yakıt getiren biri konumuna geliyor. Evet. Boynunda bükülmüş bir ip olarak, yani o da onun birbirine bağlı. Yani birbirine boyunları bağlı olmuş oluyorlar. Yani hayvan gibi. Evet. Yani adeta sürüklüyor onu boynuna, evet, bağlanmış olarak. Yani çirkin olan evliliklerin çirkinliğine Kur'an dikkat çekiyor. Hı hı. Yani birbirini batıran evlilikler. Yani kadın erkeğe batırıyor, erkek de kadını batırıyor. İnşallah. Ve ikisi de birbirine böyle hayvan gibi adeta bir bağla bağlanmışlar boyunlarında. İkisi de kötülüğe sürüklüyorlar. Evet, ikisi de birbirinin odunu olmuş durumdalar. Yani birbirlerini yakıyorlar. Tabii bu Ebu Leheb'e bakmakla beraber ahir zamana da bakıyor. Çünkü tabii, ahir zamanda Ebu Leheb'ler milyonlarca olacak. Evet. O zaman bir tane olan Ebu Leheb ve karısı şimdi ahir zamanda milyonlarca milyonları bulmuş durumda. İnşallah. Buna dikkat çekiliyor.